Değerli misafirler, hoş geldiniz. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, Türk iş dünyası için ne anlama geliyor? Olası faydalar ve riskler başlıklı toplantımıza tekrar hoş geldiniz. Bu toplantıyı birlikte düzenlediğimiz Covington & Burling şirketine tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Güven Sak'ı kürsüye davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Önce hepinize teşekkür edeyim. Bugün buraya geldiğiniz için açılış konuşması dediler ama bana upuzun bir konuşma hazırlamışlar. Dolayısıyla onu yapmaya çalışacağım yani bir bölümünü. En azından bir bölümünü. Şimdi bu Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı faaliyetleri başladığından beri aslında biz de TEPAV'da neler yapabileceğimizi, bu sürecin içerisinde bunun önemi nedir, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biraz ben hani neler yapıyoruz, nasıl düşünüyoruz, onunla ilgili bir çerçeve anlatacağım size başlangıcında hemen. Türkiye açısından nasıl bakıyoruz. Bundan sonra bence böyle tartışmaları daha çok yapmamız lazım. Çünkü ben Türkiye'nin hani bir nevi reform ajandası, epeydir unuttuğumuz, 2007'den beri unuttuğumuz reform ajandasının bu tartışmanın içinden çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi birincisi bu. Türkiye bu Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmelerinin Avrupa Birliği ile Amerika arasında yürütülen görüşmelerin dışında kalabilir mi? Bu öyle bir dünya yokmuş gibi yapabilir mi? Ne olduğunu birazdan daha ayrıntılı tartışacağız. Kalamayız. Birazdan rakamları da göstereceğim. İhracatımızın %50'si bu ülkelere zaten. Dolayısıyla bir takım standartlar gelecekse, uluslararası ticaretin normları değişecekse, yatırım ortamı değişecekse, iklim değişecekse, bizim Türkiye gibi 1980'lerden başlayarak dışa açılmış olan bir ülkenin de gereken adaptasyonu sağlıyor olması lazım. Peki biz nasıl dahil olabiliriz bu sürecin içerisine, bu yeni ticaret ve yatırım ortamının yeni kuralları tartışırken nasıl dahil olabiliriz? Valla orada da işte bunlar var. Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret anlaşması imzalayabiliriz. Ben bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani insanlarla konuşunca da zaten yok öyle şey diyorlar Washington'da. Dolayısıyla hani birinci seçenek bence o kadar kolay değil. Hani biz istiyoruz, yapılsın da istiyoruz ama o kadar kolay olmadığını bence bilmemiz lazım. İkincisi Avrupa Birliği'ne üye olarak ya da şöyle diyelim, Türkiye'nin Avrupa Birliği iddiasını devam ettirerek aslında başarılı olabiliriz. Orada daha iyimser olduğumu söyleyeyim. Niye iyimser olduğumu anlatacağım şimdi size. Kıbrıs'taydım ben geçen hafta başında da. Dolayısıyla niye daha iyimser olduğumu anlatayım size. Ama Avrupa Birliği sürecinin daha hızlı ilerlemesi aslında mümkün Türkiye açısından bakıldığında. Üçüncüsü de Gümrük Birliği sürecini derinleştirerek, bu daha çok tek taraflı bir şey yapmamız gerektiriyor. Gümrük Birliği sürecini derinleştirmeyi ben nasıl anladığımı size söyleyeyim. Gümrük Birliği sonuçta şöyle bir şey, mekanizma. Türkiye'yi hemen üye alamıyoruz. Biz de zaten hemen üye olamıyoruz. Bari taraftar yaratalım. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ne yapalım? Gümrük Birliği'ne geçelim. Daha çok entegrasyon olsun. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında ekonomi açısından baktığınızda entegrasyon hızlansın. O entegrasyon taraftarlar yaratsın. Üyelik süreci daha hızlı yürüyebilsin sürecin içinde. Bir nevi bir geçici aslında mekanizma. Ama şimdi birazdan rakamları size göstereceğim. O geçici mekanizma bence son derece iyi işledi. O entegrasyonun temellerini attı. Türkiye ekonomisiyle Avrupa Birliği ekonomileri arasındaki entegrasyonun temellerini attı. Anketlere bakarsanız da taraftarları da arttırdı. Yani şeye bakarsanız, Türkiye'de şirketlere sorarsanız üye olalım mı diye, ne kadar zamanda üye oluruz diye, iki tarafta da rakamın hiç de azalmadığını, yani Avrupalı şirketlere sorduğunuzda da hiç de azalmadığını aslında görebiliyorsunuz. Dolayısıyla o zaman da işte şeye geliyoruz. Peki ne yapmak lazım? Bunların hangisini
yapmayı düşünürseniz düşünün. Sonuçta 1996 sonrasındaki serbestleşmeye benzer bir serbestleşme dönemine ihtiyacımız var. Yeni bir reform ajandasına, gündemine ihtiyacımız var sonuçta. Ve onun nasıl tasarlayacağımızı aslında tartışmaya başlamamız lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmeleri sürecinin yol açacağı sonuçlardan olumsuz etkilenmemesi için yapılması gerekenler bence Türkiye'nin ihtiyarında, öyle gözüküyor. Yani biz yapabiliriz sonuçta. Adım atmamız gerekiyor yalnızca. Dolayısıyla oralarda ne adımlar atacağımızı bence üzerinde iyi düşünmemiz lazım. Buraya TEPAV reklamı da koydular tabii. Madem siz buradasınız, ben de buradayım. Biraz da TEPAV'dan bahsedeyim diye. Biz 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ekonomi politikaları ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bizim aslında önce Türkiye ekonomisinin rekabet gücüyle ilgili çalışmalar yaptık. Ondan sonra da bölgesel dengesizliklerle ilgilenmeye başladık. Hala ilgileniyoruz. Yerel düzeyde odalarla birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda da yine bakarsanız Türkiye ekonomisinin bölge düzeyinde entegrasyonu için, bölgesel entegrasyonu için de ne tür adımlar atmak gerekiyorsa onları da yapıyoruz ve kamu kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 50 kişi çalışıyor şimdi TEPAV'da. Bir ara daha hızlı büyümüştük, şimdi azıcık küçüldük. Şöyle diyeyim, Ankara'da ben reform isteği azaldıkça bizim de çalışan sayımız ona göre azalıyor. Şimdi arttırmak istiyoruz çalışan sayısını önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla hem danışmanlık yapıyoruz, hem kamuya, özel sektöre, çok uluslu kuruluşlara, hem diyalog platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesi bir araya getiriyoruz ve işte bu think tank faaliyetlerini yürütüyoruz aynı zamanda. Bize sormasalar, istemeseler bile bir şeyler hazırlıyoruz. Türkiye ekonomisiyle ilgili gördüklerimizi hazırlıyoruz. Bu demin dediğim konu, bunlar Transatlantik Yatırım ve Ticaret Ortaklığı'nın üyeleri olan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin milli gelirleri toplamı %45 civarında dünyada. Bu ihracat içerisindeki ağırlıkları, o da %50'ye varıyor. Bu da nüfusları %10 civarında yalnızca. Bu da bizim yıllar itibariyle baktığınızda bu ortaklık alanıyla olan ilişkilerimiz. Eskiden daha fazlaydı, 60'ların üstündeydi, şimdi 45'ler civarında. Bu da tabii son dönemde Avrupa Birliği kriziyle, Avrupa Birliği merkez ülkelerdeki krizle yakından alakalı aslında baktığınızda. Hani şöyle de düşünmemek lazım. Bak işte idare edebiliyoruz, yeni bir alan yaratabiliyoruz kendimize diye de düşünmemek lazım. Birincisi, bu alanın daha ne kadar genişleyeceği belli değil. TTIP'le başlayan alanın, aynı zamanda Pasifik'te de benzer bir süreç devam ediyor sonuçta. Ne kadar büyüyeceği belli değil. Aynı zamanda da ikinci olarak ben şuna da bakmakta fayda var. Bu Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payının azaldığı dönem, Türkiye'nin ihracat sofistikasyonunun artık gelişmiş ülkelere doğru intibakının durağanlaştığı dönem aynı zamanda. Yani giderek biz 2007-2008'den beri, onların merkezi ülkelerde kriz olmaya başladığından beri Türkiye aslında artık yakınsamıyor. Neye yakınsamıyor? Gelişmiş ülkelerin ihracat sepetine benzer hale gelmiyor ihracat sepetimiz sonuçta. O ne demek? İşte o şey demek, hani diyoruz ya, yüksek teknolojili ürünler üretemiyoruz. Hep sıradan ürünler üretiyoruz. İşte giderek daha sıradanlaşmaya başladığımızı gösteriyor. Yani mal satmak iyi, MENA ülkelerine giderek daha fazla mal satmak elbette iyi. Ama daha sofistike malların satılabileceği piyasaya da çok uzak olmamakta fayda var. Dolayısıyla bu ekonomimizin yapısıyla ilgili aslında bence önemli, dikkate alınması gereken bir gösterge. Zaten baktığınızda da görüyorsunuz 96'dan 2012'ye nasıl değil, bu Türkiye ve Kore, kırmızı olan Türkiye, bu bizim MENA, Orta Doğu piyasasındaki payımız 2.2'den 6.3'e çıktı. Benzer bir başarıyı başka hiçbir yerde göstermedik gördüğünüz gibi. Bunu hani gülümsediğime bakmayın, kötü bir şey diye söylemiyorum, bu önemli bir şey. Yani o piyasalara, MENA, Orta Doğu ve Kuzey Afrika piyasalarına elbette mal satmamız gerekiyor. Ama daha sofistike olan AB ve Amerika piyasalarındaki
payımızı da arttırıyor olmamız gerekiyor. Eğer onu arttırmazsak o zaman ekonomimizin yapısını o istediğimiz gibi daha yüksek teknolojili hale, daha Türkiye'ye özgü ürünlerle üreten bir hale getiremiyoruz demek sonuçta. O da iyi bir şey değil. Dolayısıyla hani bu TTIP sürecinin dışında kalmak bizim için iyi bir şey değilmiş gibi gözüküyor baktığınızda. Rakamlar öyle gösteriyor en azından. Yine hani demin dedim seçenekleri söyledim. Bir tanesini atmıştım ABD ile STA olmaz dedim. Serbest ticaret anlaşması Amerika ile bence pek mümkün değil dedim. Sorarsınız. Söylerler. AB üyeliğine ama Türkiye'nin mesela destek devam ediyor mu diye şirketler kesimine sorduğunuzda biz bunları şirketlere sorduk. Bu TOB'un yaptığı bir anket. Eurochambers'la beraber 2014'te yaptık bu anketi. Bakarsanız %77'lerde bizim şirketler kesimi bunu şey diye soruyoruz. Hani yarın bir referandum olsa Avrupa Birliği'ne üye olmak için evet oyu kullanır mıydınız diye soruyoruz. Şirketler kesiminden gelenlerin %77'si evet oyu kullanırdık diyor. Her şeye rağmen yani. Olup biten her şeye rağmen, bütün tartışmalara rağmen. Bu da ne zaman AB'ye girer diye sorduğunuzda da 10 yıldan kısa bir sürede girer diyenlerin oranı %40'lara ulaşıyor. Öyle hani şey yok, hiçbir zaman falan var ama onlar az. Genellikle hani şeyde muhabbet ederken hiçbir zaman olmaz, şöyle olmaz diye konuşuyoruz ama şirketler kesimine baktığınızda sonuçta 10 yıldan kısa bir sürede Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünenlerin oranı %40'lara yaklaşıyor sonuçta. Dolayısıyla Türkiye'de aslında Avrupa Birliği sürecinin devam ettirilmesine önemli bir destek var. O desteği zaten buraya Ussal koymadı herhalde. Koymadık değil mi Ussal? Bakayım. Koymadı. Nerede Ussal? Niye koymadı diyeceğim. TÜİK'in son yaptığı ankette de bilmem onu gördünüz mü? 129 bin, 130 bin kişiyle Türkiye çapında yaptıkları bu mutluluk, mutlu musunuz, umutlu musunuz diye sordukları ankette de Avrupa Birliği sürecine olan destek aslında baktığınızda hani fikrim yokları da ilave ederseniz %48'lerde. Bunun şöyle olduğunu unutmayın. Hani bir kampanya yürütülmeden önce referandum olsa evet verir misiniz diyen Türkiye'de %48 var sonuçta. Şeyleri atarsanız, fikrim yok diyenleri dışarı atarsanız zaten bu oran çok daha fazla yükseliyor baktığınızda. Avrupa Birliği süreciyle yoksa karşı olanların oranı son derece düşük baktığınızda Türkiye'de Avrupa Birliği sürecine. Dolayısıyla hani madem STA olmayacak o zaman Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi giderek genişletmek, ilerletmek aslında önemli seçeneklerden bir tanesiymiş gibi gözüküyor. Ben onunla ilgili de bu geçen gün yaptığımız toplantı, bunu da size buraya koydum. Bunu organize ettik. Odalar Birliği ile birlikte. Lefkoşa Ticaret Forumu diye bir mekanizma aslında kurduk. İlk kez 4 oda bir araya geldi. Yunanistan'ın şeyi TOB'u, işte Türkiye'nin deki TOB, aynı zamanda Kıbrıs Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası 4'ü de bir araya gelip somut bir takım projeler üzerinde çalışmaya karar verdiler. Bu şundan önemli, benim bana sorarsanız şundan önemli. Bugüne kadar biz bunu yaklaşık 6 yıldır hatta 8 yıldır istiyorduk. Böyle bir şey yapmak istiyorduk. Daha önceki ortamda böyle bunları bir araya getirebilmek mümkün değildi sonuçta. Şimdi son derece ürkek de olsa bence güneydekiler de katıldı. En azından bundan sonra ne tür adımlar atabileceğimiz konusunda konuşmaya başladık. Ben iyi bir sürecin başladığını düşünüyorum. Hani şimdi böyle bugünden baktığınızda AB sürecinin ilerlemesi çok zor olabilir ama bunları da aynen orada söyledim zaten. Larnaka'daydım geçen hafta. 8 chapter ediyor dedim yani. Bu işi götürmek bizim açımızdan. Sonra bunları da gösterdim. Biz istiyoruz zaten diye bunları da anlattım aynı zamanda. Dolayısıyla bence ben böyle iyi bir, verimli bir diyalog ortamının Güney ile Kuzey arasında kısa sürede oluşturulabileceğini düşünüyorum. O da daha yaratıcı aslında adımlara imkan tanıyacak. Şimdi hani
eskiden kalma olanlarla yeni iş yapmak zor oluyor. Bakarsanız o bugünkü gazetelerde var onu gösteren şeyler, emareler, işaretler. Ama yeni olan ve yeni adımları atmak isteyen bir jenerasyon da bence adada iki tarafta var. En azından ben öyle görüyorum. Umutluyum yani bu şeye baktığımda. O kadar da problemli olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu dış politika alanında bu açıdan Avrupa Birliği sürecinin önünü açacak biçimde hareketlenmiş olmasının da bir şans olduğunu düşünüyorum bu dönemde. Hani TTIP müzakereleri çerçevesinde bence değerlendirmemiz gereken bir şans olduğunu düşünüyorum ben. Doğrudan doğruya da ekonomik olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü yine bunu Larnaka'da gösterdim insanlara. Bu değişik ülkelerde Türkiye'nin etrafında ihracatlarının ve ithalatlarının bu Avrupa Birliği hangi ülkelerle yaptıklarına bakarsanız Türkiye'nin sırasını gösteriyor. Şimdi biz bütün partnerlerimizde fena bir yerde değiliz. Bir tek Ermenistan'a ihracat, Ermenistan'ın ithalatında problemimiz var. 39'dayız da orada. Buraya bakarsanız en problemli olduğumuz yer Kıbrıs aslında. Kıbrıs'ın güneyi ile Türkiye arasında aslında herhangi bir böyle yoğun bir faaliyet yok. Hiçbir iktisadi faaliyet yok aslında. Dolayısıyla işte bu ilişkiyi bir şekilde güçlendirmek gerekiyor şimdi önümüzdeki dönemde. Yani hani nasıl Avrupa Birliği süreci Türkiye'de Avrupa Birliği sürecine taraftar bir kesim yarattı aslında Gümrük Birliği Anlaşması vasıtasıyla. Şimdi hep beraber çalışıp bir taraftar kitle oluşturmamız lazım. Bu sorun bir an evvel çözülsün, biz bu işten para kazanıyoruz diye. Onun da nasıl olduğuna şuradan bakabilirsiniz. Şurada, bu 1996 Gümrük Birliği öncesi. Bunun yatay ekseni imalat sanayi ürünlerinin ülke ihracatındaki payını gösteriyor bu. Türkiye'de işte 75'lerde, 70'te 80 arasında. Bu da dikey eksende bölgenin toplam imalat sanayi ihracatında ilgili ülkenin payını gösteriyor. İşte o da %15 civarında, 15'ten biraz yüksek Türkiye açısından baktığınızda. Bu bizim, işte biz o zaman İsrail'in yanındayız. Rusya bir sanayi ülkesi değil ama Türkiye 1980 değişimiyle beraber bir sanayi ülkesi haline gelmeye başlamış. Yani çünkü bu işe başladığımızda 3 milyar dolar civarındaydı Türkiye'nin ihracatı 1980'de. Ve de şeyin imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %10 civarındaydı. İşte o artmış 96'da. Ama sonra Gümrük Birliği Anlaşması bizi böyle yaptı. Bu hem bu bölgede önemli olduk. Bütün hani bu şeyler niye Türkiye komşularına bakarken ben buraya nasıl mal satarım diye bakmaya başladı. Bunun için öyle bakmaya başladı. Çünkü ekonomimizin yapısı değişti. Türkiye daha büyük bir sanayi ülkesi haline geldi. Bölgenin önemli bir ülkesi oldu sonuçta. Bakarsanız bu açıdan, sanayi ürünleri açısından. Şeyimiz var hala, göstereceğim şimdi size. İsrail ile Türkiye'nin hani ihracatının yapısını kıyaslarsanız bir nitelik farkımız var. Biz orta teknolojili bir sanayi ülkesiyiz. İsrail yüksek teknolojisi ağırlıklı bir sanayi ülkesi konumunda sonuçta. Ama biz de önemli bir değişimin aslında başlangıcına gelmiş gibi gözüküyoruz. Türkiye'nin dış politikasındaki ekonomi vurgusunun son dönemde Arap Baharı'na kadar, öyle gibi Arap Baharı'na kadar o vurgunun artmış olmasından nedeni aslında bu. Ama Arap Baharı ile beraber hani biz burada mesela nelerle uğraşıyoruz diye düşünürseniz, mesela Suriye'de problem çıktığında bizi dış politika açısından ilgilendiren tek konu var. Şimdi konteynerler aşağı nasıl gider? Kamyonları aşağı nasıl gönderebiliriz? Onunla ilgileniyoruz biz yalnızca. Çünkü bizim yani bizim şeyimiz, müşteri kitlemiz, bizim onlarla ilgilenmemizi istiyorlar. İşte İsrail üzerinden giderse ne yapmak lazım? Şey üzerinden, Mısır üzerinden giderse ne yapmak lazım? Onlara bakıyoruz ve ilgili ülkelerle konuşuyoruz aynı zamanda da. Dolayısıyla bu değişim de Türkiye'nin bu değişimiyle alakalı. Hani bu Gümrük Birliği süreci aslında Türkiye'yi bu haldeyken bölgede böyle bir ülke haline getirdi. Bu da olumlu baktığınızda. Şeyimiz çeşitlendi. Yine Gümrük Birliği sürecinin başında ilk 5 ürünün bizim ihracatımız içindeki ağırlığı %65'ti. Hani AB'yi normal örnek olarak alırsanız onlarınki %30'du. İlk 5 ürünün ağırlığı bizim 65'ti.
Ama şimdi Türkiye'ninki de daha normal bir seviyeye doğru inmeye başladı. O ne demek? Sonuçta ihracatımız çeşitlendi demek Avrupa Birliği ile ilişkimize baktığınızda. Niteliği de değişti aynı zamanda ürünlerimizin. Problemimiz ne? Problemimiz bu ileri teknoloji ürünlerinin payının son derece az olması. İhracatımız içerisinde baktığınızda işte onun şimdi değiştirilmesi gerekiyor. Ama onun için atmamız gereken reform adımları ile TTIP sürecinde Türkiye'nin daha ağırlıklı olması için atmamız gereken reform adımları birbirlerine çok benziyorlar. Dolayısıyla hani Türkiye ne yapmalı diye düşünürseniz, bu iş için ne yapmamız gerekiyorsa bu Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na yakınlaşmak için de aynı işleri yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği sürecinde adım atmamız için de aynı şeyleri yapmamız gerekiyor sonuçta baktığınızda. Şimdi burada da işte bu orta gelir tuzağı açısından bakarsanız, bunlar şeyleri, Türkiye 1960 yılında biz neredeysek milli gelir açısından baktığınızda, kişi başına milli gelir dedim, bu ustalo muydu? Kişi başına milli gelir açısından baktığınızda 2008'de de aynı yerdeyiz sonuçta. Kore mesela yukarı çıktı. Şuralarda bir yere geldi. Yerini değiştirdi yani. Şeyde daha üst bir gelir sınıfına çıktı. Biz o zaman da 1960'ta da orta gelirli bir ülkeydik. Şimdi de orta gelirli bir ülkeyiz sınıflandırmanın içerisinde bakarsanız. Yerimizde bir değişiklik olmadı baktığımızda. Yine bunlar kişi başına milli gelirler. Türkiye burada, Kore şurada. Biz yarısıyız mesela. Ama buraya bakın. En büyük firmanın hasılatı bu. Bizimki Tüpraş. Onlarınki Samsung. Son derece küçük Türkiye'ninki. Yani bunun bu farktan, kişi başına milli gelir farkından çok daha büyük aslında. Bizim en büyük şirketimizin hasılatıyla onların şirketlerinin hasılatları arasında önemli bir fark var. O ne demek sonuçta yorumlarsanız bunu? Bizim dünya çapında iş yapan firmalarımız yok. Büyük firmalarımız yok sonuçta. Yapabilen firmalarımız yok. İşte onun üzerine önümüzdeki dönemde odaklanmamız gereken zaten ana faktörlerden biri Türkiye'nin o. Bunu geçeyim. İngilizce bilmiyoruz da geçeyim. Burada yaptığımız çalışmaları ustal böyle arka arkaya koymuş neler yapıyoruz diye. Bana ekle birbirine sen dedi. Şimdi niye büyük firmalarımız yok? Büyük firmalarınızın olması için önce iyi iletişim kurmanız lazım sonuçta. Onu yapacak elemanınız yok. Bu buraya bakarsanız bu ilk öğretimde öğrencilerin %21'i kendilerini İngilizce öğrenmenin başlangıç seviyesinde olduklarını düşünüyorlar. Sonra bu aynı öğrenciler liseye geliyorlar. Bu arada tabii bu dersleri okuyarak geliyorlar. Bu kez %32'si İngilizce öğrenmenin daha başlangıç aşamasında olduğunu hala düşünüyor. Dolayısıyla hani baktığınızda biz yalnızca şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber okullarda bir tek İngilizce anketi yaptık ama anket bize aynı zamanda hani ders nasıl işleniyor ve sınıftaki ana dinamikler nelerdir o konulara da bakma fırsatı verdi. Bir rapor bitirdik onunla ilgili. Bakarsanız sonuçta pek iyi değiliz. Yani bir reform yapmamız gerekiyor. Bir reform alanları zaten kendiliğinden baktığınızda çıkıyor. Ustalı buraya da onu da tarımı da ondan koymuştum. Hatırladım bak şimdi. Tarımdaki ana problemimiz de AB ile kıyaslandığında bunlar sığır eti satış fiyatları. AB'de böyle, bizde böyle. Ha şimdi bir problem var yani. İthal de etseniz etmeseniz de Türkiye'de bir problem var. Bunlar süt satış fiyatları. Şeydeki alttaki AB ortalaması, üstteki Türkiye fiyatları. Yani hem gelirimiz demin gördünüz şurada hem gelirimiz daha düşük. Şeyle Almanya ile kıyaslandığında, Amerika ile kıyaslandığında kişi başına gelirimiz onda birlerde. Ama tarım ürünleri fiyatları bizde daha yüksek sonuçta. O niye? Sonuçta Türkiye'ye bakarsanız Gümrük Birliği esas itibariyle sanayi ürünleri söz konusu olduğunda imalat sanayi çerçevesinde yapılan bir anlaşmaydı. O alanı yakınsatmak için, ilerletmek için olan bir anlaşmaydı. Dolayısıyla bizim dışa açtığımız sektörümüz esas itibariyle sanayimizi dışarı açtık. Size demin gösterdim. Dışa açtığımız sektörde son derece başarılı olduk. Şimdi dışa açmadığımız sektörlerimiz var. Tarım. Hiçbir şey yapmadık da. Tarımı da dışa da açmadık. Koruyoruz. Ama işte böyle koruduğunuzda böyle oluyor sonuçta. Tarımda verimlilikleri koymamış buraya. Çocuklar kızacaksa da verimlilikleri koymadı. Verimlilikte de
yarı yarıya daha aziz Avrupa ülkelerinden sonuçta. Hem et verimliliğinde aziz, hem sütte aziz, her konuda daha aziz sonuçta. Dolayısıyla bir tarımda gereken serbestleşmeyi yapmadık. Daha gümrük birliği gibi bir değişiklik orada olmadı hala. İkincisi de hizmetler kesiminde benzer bir rekabete açma hadisesini daha yaşamadık. Şöyle düşünürseniz, şimdi biz onu bir şekilde araştırmaya çalışıyoruz. Türkiye dünyanın yüksek teknolojili ürünler talep eden en önemli, en zengin piyasasının yanı başında yer alıyor. Ama yüksek teknolojili ürün ithalatı yapamıyoruz. Bunun nedenleri nereden kaynaklanabilir diye düşündüğünüzde eğitimden gelen bir tarafı var büyük bir olasılıkla. Eğitimden gelen bir tarafı şöyle var. İşte temel bilimcinizin olması lazım, mühendisinizin o yüksek teknolojili ürün hadi üretelim deyince üretilmiyor. Bir altyapının olması gerekiyor sonuçta. Ama bence aynı zamanda bu serbestleştirmediğimiz sektörlerle de bir alakası var. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi ona bakmak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Bu özellikle hizmetler sektörünü serbestleştirmemiş olmanın bu sıçramayı yapamamakta ne gibi etkileri vardır diye bence önümüzdeki dönemde bakıyor olmamız gerekiyor. O zaman bu da işte mühendislik fakülteleri mezunları nerelerde çalışıyorlar diye biz İstanbul Sanayi Odası için bu vasatlıkla ilgili tam Soma hadisesiyle aynı güne düştü onların toplantısı. Onun için çok fazla tartışılamadı o. Belki de tartışılmasını istemişlerdir. Vasatlık konusunu şimdi konuşmayalım demişlerdir. Bunlar onlar için hazırlamıştık. Bunlar Boğaziçi, Koç, İTÜ, Bilkent, ODTÜ mühendislik fakültelerinden mezun olanlar. LinkedIn'den arayabiliyorsunuz şeyi. Nerede bunlar diye. Nerede iş buluyor bu çocuklar diye bakabiliyorsunuz sonuçta. Bunlar da çalıştıkları yerler. Ankara'dakiler yine daha şanslı. Hani hakikaten mühendislik yapabilecekleri yerlere gidebiliyorlar. Aselsan'a, TAİ'ye, daha çok Roketsan'a, daha çok kamu kuruluşlarına gidebiliyorlar. Ama İstanbul'dakilerin çalıştığı yerlere şöyle bir bakarsanız, esasen pazarlama işleriyle uğraşıyorlar. Yani mühendislik yapmıyorlar sonuçta. Bizim mühendislerimiz esas itibariyle. Çünkü çalışabilecekleri yerler yok. Firmalar yok. Büyük firmayı geçtim, hakikaten çalışabilecekleri, mesleklerini icra edebilecekleri firmalarımız yok bizim. Öyle bir alanda üretim yapmıyoruz. Baktığınızda o da görünüyor şeyde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu yeni kurallara aslında hazırlık yapmaya başlamamız gerekiyor. Bir tek şey daha göstereceğim. Bunu ustal sevmiyordu, ben zorla koydurdum. Selin burada mı? Selin yapmıştı bunu. Bu biyoteknoloji yatırımları yapılan ülkeler ve yatırım sayıları. Şimdi biyoteknoloji yeni bir alan sonuçta. Hani şöyle diyelim, ben tam öyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi giderek öğreniyorum. Biyoteknoloji böyle nanoteknolojiye, bilgi işlem teknolojisine falan benziyor. Bir teknoloji platformu sonuçta. Dolayısıyla ilaçla alakalı değil doğrudan doğruya. Hayatın her alanıyla, bütün sektörlerle alakalı. Daha çok canlı organizmalar vasıtasıyla eskiden kimyasalları karıştırarak yaptığımız işleri yapmaya dayanıyor. Her sektörü de etkiliyor. Baktığınızda. Şimdi ülkeler bu alan yeni gelişmekte olduğu için bu alanın hızlı gelişen yerleri var. Bu teknoloji platformunun hızlı uygulandığı alanlar var, sektörler var. İlaç onlardan biri. Ama ilaçla sınırlı değil. Mesela Unilever, temizlik maddesi üretimi gibi alanlarda da biyoteknoloji giderek daha fazla kullanılan alanlardan bir tanesi sonuçta. Şimdi ülkelere bakıyorsunuz. Kimler almış yatırım diye 2009'da. 2010'da bakıyorsunuz sonra. Mesela Rusya'yı görüyorsunuz 2010'da. Mesela Brezilya'yı görüyorsunuz. Yani bizim gibi ülkeler aslında yatırım sayısı açısından baktığınızda yatırım çekebilmek için bu alanın alt başlıklarında kendilerine yer açabiliyorlar. Hani şeye girmek zor mesela. Otomotiv sektörüne yeni bir markayla girmek çok zor. Dünya çapında kocaman bir örgütlenmenizin olması lazım sonuçta. Bir dağıtım ağınızın olması lazım. Çok büyük bir mekanizma gerektiriyor. Ama bu yeni gelişen alanlarda Türkiye'nin herhalde daha atak olması lazım. Şimdi bir taraftan da bunlara bakıyoruz. Bu tür yatırımlar, bu tür ülkelere herhalde yani bunlar da yatırım ortamı açısından Rusya'yı örnek olarak koyup göstereyim. Harika bir ülke değil sonuçta Rusya'da ama Rusya 2010'da 14 tane yatırım almış. 14 tane proje uygulamaya konulmuş sonuçta Rusya'da. Buradan şunu çıkartmamız lazım. Eğer doğru politika çerçevesini oluşturabilirsek onu çekmek için aslında mesela Türkiye'nin kendisini alan açabileceği yerler var. Ama onu yapabilmek için atmamız gereken adımlar bana sorarsanız doğrudan doğruya
AB sürecinde atmamız gereken adımlarla örtüşüyor. Hani yol buysa, Birliği sürecini hızlandırmaksa, hazır o checklisti uygulamaya başlamaksa bence yapılması gereken, bunun için atmamız gereken adımlar, kural hakimiyetinden başlayarak atmamız gereken adımlar, bence Avrupa Birliği sürecinde yapmamız gerekenlerle örtüşüyor. Dolayısıyla ben bu TTIP tartışmalarını böyle daha geniş bir çerçevenin içerisinde görmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye 1980 serbestleşmesiyle beraber aslında bir sanayi ülkesi olmaya başladı. Gümrük Birliği ile birlikte bence orta teknolojili bir sanayi ülkesine dönüştük. Bu ben son derece önemli, bu topraklarda, bu coğrafyada bence bunu başarabilmiş olmamız son derece önemli. Bu kadar kısa zamanda başarabilmiş olmamız da önemli bence. Ama şimdi mevcut halimizde kalabilme şansımız yok. Mevcut halimizde kalabilme şansımız yok derken, gitmek istediğimiz yeri tarif ettiğimizde aslında onun için yapmamız gerekenler, TTIP sürecini hızlandırmak, Avrupa Birliği'nin sürecini hızlandırmak için atmamız gereken adımlarla bence birebir örtüşüyor. Dolayısıyla hani böyle oraya nasıl gireriz, ABD ile STA mı yapalım falan diye tartışmalar yerine bence ev ödevlerine odaklanmaya başlamakta fayda var. Biz de zaten esas itibariyle onu yapmaya çalışıyoruz şimdi. Şu son noktayla bitireyim. Kamu özel sektör politika diyaloğu bence çok önemli. Hatta dedikodu yaparak şey yapayım. Ben dün Cevdet Bey'e gittim, Cevdet Yılmaz'a. Çünkü şeye katılacağını duydum, BIO'ya katılacağını duydum. Bence Kalkınma Bakanlığı'nın biyoteknoloji ile ilgili bir uluslararası fuara, bu alandaki en önemli fuara bence gidiyor olması çok önemli bir adım. Geçen yıl şeyin içerisine, planın içerisine onlar ilaç bazında yazdılar. Adım atılması gereken sektörler, seçilmesi gereken sektörlerde öyle bir belirleme yaptılar sonuçta efendim. Ya tamam, onları da söyleriz ya. Bir dakika, ben aklımdakini söyleyeyim. Daha yeni yaptım da ondan. Yalnızca şunun için gittim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence biyodan nasıl yararlanacağımızı, o ortamdan Türkiye'nin nasıl yararlanacağını aslında daha iyi düşünmemiz gerekiyor çünkü. Yalnızca ona şey sunum yaptık. Biyo nedir? Nasıl bir ortamdır? İçinde nasıl konuşmak lazım? Bence bu kamu özel sektör diyaloğunda aslında şeyi değiştirmek gerekiyor artık. Konuşma biçimini de değiştirmeye başlamak gerekiyor sonuçta. Yani konuşmanın daha çok bizim bu süreci yürüten liderlerin aslında bundan sonra atacakları adımlar konusunda kafalarının açık, berrak olması gerekiyor. Şirketlerin de bence yapması gereken, hepimizin yapması gereken, Odalar Birliği'nin de yapması gereken bence o berraklığın oluşumuna katkıda bulunmamız gerekiyor. Orada ne yapılır? Onu nasıl yararlı bir şekilde kullanabiliriz? Ne anlatabiliriz insanlara diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu değişim, hani bu Rusya'nın böyle proje çekebiliyor olması, Brezilya'nın proje çekebiliyor olması, öyle birkaç tane doğru adımı doğru zamanda doğru insanlara anlatıyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bizim de benzer bir hazırlık yapmamız gerekiyor bence. Dolayısıyla onun adımlarını planlarken bunların hepsi önemli tabii. Bu işte şeylerin adını söyleyin. Bu şeyler, sektör içi verimlilik artışları için yapılması gereken adımları planlamak önemli. Tarım ve hizmetlerde yapılacak adımlar önemli. Ama bence tekil olarak baktığınızda bu kamu sektörü ile özel sektör arasında diyaloğun önümüzdeki dönemde nasıl biçimlenmesi gerektiği üzerinde bence bir daha düşünmemiz gerekiyor. Eskiden alıştığımız diyalog yöntemini artık değiştirmeye başlamamız gerekiyor bence. Diyeyim ve susayım. Yeterince zaten konu dışına da çıktım. Çok teşekkür ederim. Hepiniz çok hoş geldiniz. Sayın Sak'a çok teşekkür ediyorum sunumundan dolayı. Şimdi eski Avrupa Birliği parlamento üyesi, Covington Berlin kıdemli Avrupa politikası danışmanı Wim van Welzen'ı sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here. I'm working for Covington in Berlin as
already been said, it's a law firm that's working at the global level, and I'm coming from the Brussels office, so my daily work is in Brussels, and I listen with great attention what you have said about how to encourage again that Turkey is becoming more prominent in Brussels, and later this morning I will come back to that item. Let me add that I was vice president of the largest political group in the European Parliament, European People's Party, and I was also for 15 years vice president of the EPP, this the party, not only in the parliament but also the party. And between 2002 and 2006, I spent a lot of my time in Turkey to talk with political parties here, in particular the AK party, to see how we could strengthen cooperation and how we could bring Turkey further in the process of the EU membership. Unfortunately, after 2006, I had to change position because I wanted to go to the private sector again. And therefore, I was not able to continue my work, but maybe I can do it now in another capacity. Well, I have a big challenge because in 5 minutes, I have to explain to you what TTIP is. So it will be very, very, let us say, essential and no more than that. But I always look at the three or the four acronyms, namely trade, transatlantic, investment, and partnership. And when you think about the two blocks, the US and the EU, it's huge. And when you're looking at the aims, then you see that they are very strong political aims. And together, we can, of course, do a lot. And the question is why it is necessary now. And the reason is, of course, that the two blocks have a lot in common, more than 30% of the global trade. We have very, very strong ties together regarding foreign direct investments. And of course, it creates a lot of jobs. And when we could take away obstacles and promote investment and trade, things will go better. And when you look at a couple of examples, take textile and clothing, the tariffs are still quite high. Dairy products up to 139%. So when we can do something to reduce those tariffs, I think we are making a lot of progress. Access. The famous example is, of course, take an Air France KLM flight from Amsterdam or Paris to New York, and that flight will continue to Los Angeles. Well, when the planes stop in New York, then the people go out and half of the passengers will remain. But Air France KLM is not allowed to take passengers on board to New York to transport it to LA. Can you imagine what we can do better when we could take away this type of obstacles? Well, banks and insurance, that is of course very important, but we are bound to all kinds of rules. Take for instance the trade services. Everybody sees that trade will become more and more important in terms of services, and still we face a lot of obstacles. Public procurement, we have the Buy American program, we have in EU also our own programs, and when we could do better together, I guess that we will take away a lot of obstacles. Rules, to give you one example, we are talking about renewables. Everybody is doing that, but everybody is creating its own legislative framework, and that can of course be an obstacle. How and when? Well, I said it is political driven, so you can see the two major politicians. We are working, of course, with chief negotiators. We have two of them, you see the names. We are working with approximately 24 negotiation team.
and then it goes through rounds, and we just have finished round number 5. Now you see that I'm saying it should be finished before the first quarter of 2016. And like we discussed at the beginning of our meeting, a couple of months ago, it was before the end of 2014. Is this more realistic? Yes, it is more realistic, for the simple reason that at the end of this year, the 1st of November, we will have a new commission, and Karel de Gucht, the current trade commissioner, will probably disappear, and then a new one new person will come, and then you never know how much time it will take again. But we have to focus that after the first quarter of 2016, the presidential elections in the US will start again. So it will not be very good to do it later after the first quarter. If it's possible to do it, we will see, and therefore we have a lot of speakers who can explain where we are and what the obstacles are. Thank you very much. Sayın Van Velzen'e çok teşekkür ediyorum sunumundan dolayı. Şimdi panel bölümümüze geçiyoruz ve panel bölümümüz için Sayın Moderatörümüz Bozkurt Aran'ı, Tepa Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörümüz, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü Dilemre'yi, Amerika Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Sayın Jim Turner'ı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomi, Ticaret ve Tarım Birliği Başkanı Sayın Mikele Vilani'yi kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Tabii böyle toplantılarda hangi lisanda konuşulacağı bir konu oluyor. Açılış herhalde. Yani İngilizce mi konuşayım yoksa Türkçe mi konuşayım? Ama madem öyle Türkçe başladık, Türkçe konuşma imkanı var. O imkanı kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Son derece önemli bir konu. Güven Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar bize bundan sonraki yani görüşmemizin ana çizgilerini tayin edecek nitelikte. Şimdi isterseniz biz panelimizi takdim edeyim, paneldeki arkadaşlarımızı, ve onlar size bu konudaki düşüncelerini aktarsınlar. Bundan sonraki panelde de ben konuşmacı olarak kendi düşüncelerimi açıklayacağım. Yani şimdi sadece bir moderatör göreviyle buradayım. Birinci konuşmacımız Hüsnü Dilemre. Hüsnü Dilemre, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve uluslararası çok taraflı ticaret konusundaki Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kişi bence. Ve onun için onun görüşmeleri, onun konuşmaları bizim bakımızdan son derece kritik. Ve başka önemli bir konu da bu konudaki yapılan müzakerelerde şahsen var olan kişi. Yani söyledikleri aynı zamanda o müzakerelerin arka planını da bize net olarak aksettirebilecek bir kişi. İsterseniz Hüsnü Bey'le başlayalım. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız hepiniz tarafından biliniyor. Jim Turner, Amerikan Büyükelçiliği'nin ekonomik işler müsteşarı. Türkiye'ye çok eskiden gelmedi, yeni geldi ama çok süratli bir şekilde mesafe alabildi ve yani konuları gayet iyi biliyor. Diğer arkadaşımız da Michel Filani, AB delegasyonunda ekonomik işlerle sorumlu direktör. Böyle çok derece, yani bütün tarafları içeren bir panel oluşturulmuş oluyor. Hüsnü Bey'le başlayalım isterseniz. Buyurun Hüsnü Bey. Sayın Büyükelçim, çok çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Ben konuşmamı iki sebepten dolayı İngilizce hazırladım ve İngilizce yapacağım. Ancak bunun birinci sebebi mesajların eğer varsa yerine en düzgün şekilde, en çabuk şekilde ulaşmasını sağlamak istiyorum. İkincisi de Sayın Güvensak Hoca Türkiye'de yabancı dil bilgisinin az olduğunu söylediğine göre belki hani ona bir katkı sağlamak açısından İngilizce konuşmakta da yarar olur diye düşündüm ikinci husus olarak. First of all, let me thank Tepao and for inviting me to this panel.
I have the honor to work together with His Excellency Mr. Ambassador Boskotaran in Geneva at the WTO mission. I've always respected his vision in multilateral trade negotiations, and with this opportunity I thank him personally. And of course it's always a pleasure to come together with my very close colleagues from the US Embassy and from the Commission, Jim Turner and Michael Villani. It's a real pleasure to be to share the same panel with them. Of course, the subject of our discussion today is one of the main agenda items of current Turkish international trade policy. The deliberations today will indicate us to understand and assess the current global trends in international trade better and the way that Turkey should position itself. Let me first touch upon, without going any detail, some studies done by researchers on the impact of TTIP. The common conclusion, as expected, is both parties, the United States and the EU, will win. This is a win-win for both of them. One crucial conclusion is in the TTIP, the more elimination of non-tariff barriers, the more gains to the parties. Therefore, TTIP as TPP is an agreement of removing non-tariff barriers besides elimination of tariffs. In Center for Economic Policy Research paper, the expectation from TTIP is put as, if it's going to be implemented in 2017, then by 2027, the GDP in EU will increase between 0.1% and 0.48%, while US GDP will increase between 0.04% and 0.39%. These are the additions to the base scenario growth rates, which is the base scenario is not TTIP at all. Here, we are talking about an interval of expectations, since the difference stems from a modest and an aggressive removal of non-tariff barriers, NTBs. In Sesifo Institute's study, a full removal of NTBs in 2007 under TTP would bring the US a real income increase of 13%. In United Kingdom, it is 9.7%. And in Germany, it is 4.7%. And in France, it would be 2.6%. Usually, the rest of the world will also gain, but less vis-a-vis those two parties. Now, for Turkey, the study by the Turkish Central Bank, for example, indicates that being in the TTIP could bring an increase in Turkish GDP, while being out would bring up a negative growth. As Ministry of Economy, we are also working on an impact study. So far, the findings indicate that Turkey will be better off being in TTIP rather than staying out. That study will be shared with the interested parties after we conclude it as a whole. There exist other studies that I assume my colleagues may dwell on in more details. Now, what have brought us to the TTIP? First of all, the WTO Doha round has not yielded for the last 13 years what was originally expected from it. In Bali last December, there were some incremental advancements, and trade facilitation agreement, which was an absolute success, elevated the hopes. But the remaining bulk of the Doha development agenda still stands. Also, the economic developments since 2008 and the need for global collaboration for sustainable growth have made countries to come together and enhance their economic relations, especially by removing unnecessary barriers to trade. US
and EU merchandise trade totaled $787 billion in 2013. The US and Europe accounted only 25% of global exports and 31% of global imports in 2012. But together, they accounted for 56.7% of the inward stock of foreign direct investment and 71% of outward stock of FDI. These are very important numbers in terms of the potential of those two blocks. The synergy of that partnership will definitely affect the globe, not only in terms of trade and investment figures, but new standards and deregulation of so many sectors. Then, what is Turkey's position here? In real terms, there is no any other option, but Turkey must be a party in this or in that way to the TTIP. I would like to discuss why Turkey must take part in TTIP and share with you what we have been doing with our colleagues from European Union and the United States in that regard. First of all, in theoretical and practical terms, being in a customs union obliges parties to follow a similar external tariff and trade policy. This was also the case when Turkey-EU Customs Union had been structured in 1995 with the Association Council Decision 1/95. This is also envisaged in GATT Article 24. Turkey had accepted to align itself with the common commercial policy of the EU's and took steps towards that target. But remember that this is a moving target. The more we try to catch this target, the faster it moves. At the beginning, it had not been as difficult as it was at later stages, especially for the last 10 years. But the first group of countries which EU had FTAs had been generally the ones which would become members of the EU. But then large-scaled, geographically distant, and more competitive countries have come to the scenery. EU has been choosing its FTA partners by itself. Turkey has been trying to follow in order not to hinder the functioning of the customs union. However, there are some misconceptions and irregularities in this understanding. First of all, after 18 years of so-called final stage, before the full membership, the current structure cannot satisfy the Turkish interests, nor it satisfies the EU interests. In theory, the 28 countries decide on a commercial policy item and expect another partner to assume full responsibility without questioning the decision or claiming its own interests or its own needs. Customs Union does not impose only responsibilities, but gives rights to the parties. Customs Union members must act together in order to sustain the common policy and preserve the unity. However, when the EU decides itself and acts itself, then the result threatens the rationale of the Customs Union and its sustainability. On the other hand, FTA partners of the EU could be willing to have a fully-fledged FTA with the EU as a single package, but that might not be the case when they start negotiations with Turkey, if they would start, of course. This has been the case with some countries, such as South Africa and Algeria. We have absorbed the flow of goods originating from them via EU, but new potential partners, like the US, cannot be sustained. We cannot abandon the problem aside, since it has become a chronic one, and we have to resolve it for the sake of customs union and the main goal of association. I will be sharing briefly the results of our cooperation with the Commission for the sustainability of the customs union in a short while. Now, also, when we look at the US-Turkey relations, we see
two close allies for at least for the last 50 years. There is the concept of model partnership in between, and we call each other as strategic partners. In this region of the world, the presence of a democratic Muslim country with significant economic potential and operational institutions is to the advantage of the globe. Turkey's desire to have an FTA with the US is not today's issue. Since the year 2003, this has been discussed in various fora. But in my view, this time to liberalize trade and investment conditions is much more probable than before. US has already signed and started to implement FTAs with many countries, including the emerging ones. We believe Turkey can be one of them, especially under current circumstances. Otherwise, when the TTIP is started to be implemented, Turkey cannot absorb the fierce and unfair competition stemming from the US via EU member countries. We know from the previous occasions that US supports the full membership of Turkey to the EU. But this long-standing project might severely hurt if the reality of customs union will not be respected fully, and if we cannot focus on resolutions to avoid the negative impacts on Turkish economy. As I have mentioned previously, TTIP is expected to be different than the other FTAs. It will include mainly regulatory principles in sectors, investment provisions, services, agricultural issues, and others. We are aware of the challenge that TTIP is bringing up to the international trade environment. Also, like the TPP, the customs union among Russian Federation, Kazakhstan, Belarus, the FTA between China and Korea, and other regional agreements, the bar is now getting higher and higher. Therefore, Turkey is also getting ready for the new environment. We should also level the playing field for our economy. And with the structure that we foresaw in 1974, or even in 1996, with that structure, this cannot continue. When you look at the new FTAs, new regional gatherings, regional agreements, they do include services, public procurement, elimination of non-tariff barriers, all types of non-tariff barriers, even energy issues and trade facilitation issues, and so many other issues like labor rights, environmental provisions. Therefore, we have to, if we would like to continue in this game, we have to take all these into account and, first of all, study, do our homework together here in Turkey before taking the other steps. These are integration understanding of the 21st century. Now, in order to act together with the European Union in forthcoming FTAs, and I'm hoping this will be realized, and I'm hoping that this is not because I'm a forever optimist, but really we will have some further steps taken together with the European Union in that regard. We will be looking at the customs union closer to upgrade it. Therefore, we believe we would be in a more convincing position before our potential partners. And of course, in order to act together, we need first to integrate our own markets to some extent with the European Union. This work has just started. We have started this work in agriculture, in services, and in public procurement. This work is a package, contains Turkey's involvement in decision-making processes of the EU, in regard with the customs union matters, of course, and finding a mutually agreeable solution to Turkey's participation in FTA negotiations. Hopefully,
when we start this discussion of agriculture, services and public procurement in a package, we will also try with our colleagues in the Commission to find a resolution to this participation problem into FTA negotiations and also the decision-making process, of course, limited to the customs union matters for the time being. The unique situation of Turkey has been very well understood by our colleagues in the United States and in European Union, in the Commission. The TTIP has worked for these purposes too. Maybe before this TTIP discussions, we had other problems, I would say, but since the start of this TTIP negotiations, the close cooperation with US, with European Union, with the Commission, with Turkey, have been developing. And this is what the way it should be, and we are very glad to have this opportunity with both parties. And I assume by the EU and the work program that I have just mentioned will be conducted with very close cooperation with the Commission. A similar work program is also due to start with the US. USTR Ambassador Froman and our Minister of Economy, Mr. Zeybekci, assigned sub-working groups under the high-level committee of where they are conducting the co-chairmanship. Those working groups will look at the potential impact of TTIP on Turkish economy, non-tariff barriers, the current legislations, standards, regulations, and the need for their alignment with the TTIP framework. And also the way forward to liberalize trade and investment conditions, enhance economic relations with the between Turkey and the United States. A similar study had been done with the European Union before they started the negotiations of TTIP with the United States. Therefore, as an example, between EU and USA, we took it as a reference point, and we will be working to the same target. Now, we know that we need to be realistic. Our approach should be realistic. Whatever is achievable should be achieved. We are not dreaming, of course, we trust that our partners do understand the very unique position of Turkey, and we are very glad the cooperation between Turkey EU and Turkey USA. The yesterday maybe you have. You have maybe you read in ATC meeting in Washington DC, Mr. Froman, USTR Ambassador Froman, talked about docking clause of the TTIP, which means after EU and USA comes closer to an end of TTIP, at that level of negotiations, some other countries could. Come on board. This, he said, this could be an opportunity for Turkey, with, like the other countries, and Turkey's interests will be taken into account in that regard. Of course, this is an option for Turkey that we're going to look for. The essential issue here is, if I come back to my point, whatever we're going to do with European Union and USA today to prepare ourselves for the next round, whether we will have at the end of the day FTA or by benefiting from the docking clause
getting on board on TTIP, the same work needs to be done in Turkey with the European Union, the upgrade of customs union with agriculture services and public procurement, and with the United States, with under those subgroups, we need to work together and see how we're going to liberalize the bilateral trade, what steps we can take further. This is the program of that we're going to coordinate among other state institutions, ministries, and of course with the private sector. Therefore, we will be in touch with our private sector and other ministries to coordinate this work as Ministry of Economy. Let me thank you all for your attention. And again, let me also, before I complete, thank Ambassador Bozkurt Arhan for his vision to bring us all together today here. Thank you. Thank you so much, Mr. Undersecretary. It was a very interesting expose that we have done. And two very important subjects. One, that we are now initiated on a program to liberalize agriculture, service and procurement. Public procurement is quite the news for us. And second, the process of docking is in the agenda of Turkish government. We are very happy to hear this. Now we come to the U.S. sitting next to me, Jim Turner, the Economic Counselor of the U.S. Embassy. Let's see what he has to say. Thank you. Be careful. Ambassador, thank you for that introduction, and again, I also thank Tepov and Covington Burling for their support for this, and thank you for coming. This is a very important topic. Obviously, we wouldn't be here if it wasn't, and it's something that the previous speakers have talked about, the size of the market and the potential impact that this agreement will have are critical, not only to the United States and the EU, but also to much of the rest of the world that participates in trade. So that's very important. It's a pleasure to be here today to share my perspective. I represent the US government, and here I also represent USTR overseas. So this is an opportunity to share our perspective on the US-Turkey economic relation, as well as discuss TTIP and offer some ideas of how the US and Turkey can grow its economic and trade and investment ties. The United States places a very high value on its friendship with Turkey. We do have a model partnership. We're friends. We are strategic partners. And it's very important. For a long time, we had the NATO alliance. We are still very much involved in that. However, we want to move well beyond that. In 2009, the president said we need to go beyond the military relationship and build our cultural and economic ties to a higher level than we had before. As you all know, Turkey has made tremendous economic strides since 2002. And looking at the statistics on how far Turkey has come, I first came here in 1981. And what you see today and what you saw back then are very different. After tripling its GDP over the last decade, Turkey wants to do it again by 2023. The surge of reforms, as was noted, was spurred by the interest in joining the EU. Some of this enthusiasm has waned, as we note. However, Turkey's ambition has not, and that is to become in the top 10 by 2023, its 100th anniversary of the establishment of the Republic. If you don't move forward, you're not standing still, you're moving backward.
Turkey faces a lot of stiff competition. A lot of countries would also like to get into the top 10. And so they're competing with each other as well. The United States has said repeatedly, and we continue to do so, that we support Turkey's aspiration, we support Turkey's growth, we also support Turkey's development across the board in the rule of law, in democracy, the free flow of information and governance, transparency. These are all areas where we see Turkey having great potential for the future that all support their 2023 goals. And we're happy to say that the United States wants to be a partner with Turkey in these efforts at every step along the way. I want to touch briefly on the U.S.-Turkey trade and investment relationship. Many of you are already familiar with this, but for those of you who aren't, let me highlight the tremendous progress that we've had in recent years. As you can see on the graph, for more than a decade, our trade relationship is headed in the right direction. We like to see that. While overall, Turkey-U.S. trade remains a modest $20 billion a year two-way, we're optimistic about the future because both the U.S. and Turkey's leaders agree that both can do better. One promising sign is Turkey's shrinking bilateral trade deficit. And you can see the red part is getting bigger. It's growing faster than our trade to Turkey. And so you can see the greater competitiveness of Turkish products in the U.S. market. This is very good news for Turkey's current account deficit, and of course that remains a concern for investors. For instance, while U.S. investors brought nearly $6 billion into the Turkish economy in 2012, we think we can do more. The potential is there. This type of progress is also vital if Turkey is to avoid the middle-income trap. Turkey cannot rely just on consumer spending or construction to become a top 10 economy, as was noted. Turkey has to save more, it has to borrow less, raise the value of its export industries. This is very important. I want to touch briefly on how we can move the U.S.-Turkey relationship forward. I'd like to mention sort of the four institutional ways that we do this. The first is the EPC, which is the Economic Partnership Commission. It's been around for years. It's a very important working level dialogue between the Foreign Ministry and the State Department that addresses technical concerns and procedural challenges, more of the short-term fixes. Another is our Bilateral Trade and Investment Framework Agreement, or TIFA. Since 1999, TIFA has helped advance shared priorities. This includes market access, intellectual property rights, and capacity building. The Framework for Strategic Economic and Commercial Cooperation, or EFSEC for short, helps align our priorities and advance mutual objectives. In fact, at our most recent EFSEC meeting last month in Washington, which Husnu Bey and I had the privilege to attend and participate in, we made progress on a whole number of issues, including intellectual property protections, discussing a scientific approach to sanitary and phytosanitary measures, improving and growing the relationship between our automotive sectors, protecting information, the free flow of information, freedom of speech, getting closer business relationships between the two sides, and making advancements in ensuring that the cutting edge pharmaceuticals can get access to the Turkish market. We also, as was mentioned, laid out a robust work plan for next year to include concrete steps to make progress. We also agreed on a number of recommendations proposed by the U.S.-Turkey Business Council, which is a group of business representatives made up of an equal number of U.S. and Turkish firms. So this is very critical so we have a balanced view and can get very solid recommendations on how to advance the relationship. Finally, our newest
forum for engagement is the High Level Committee, which was established in 2013 by President Obama and Prime Minister Erdogan to discuss the U.S.-EU Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, TTIP, however you want to say it. We do see great advantages, both for our two economies, the EU and the U.S., but also we see the spillover benefits for many, many countries around the world. We are aware that this agreement will have a major impact on Turkey and other countries. There is no question. Hüsnü Bey mentioned a number of the studies that are out there. There are many more studies yet to be done, and I think they're quite necessary. We believe that Turkey's concerns are legitimate, especially given its customs union obligations, which is why we continue to strongly support Turkey's accession to the EU. Now, all of that notwithstanding, the blunt truth is the United States is not in a position right now, structurally or politically, to have free trade discussions beyond those we're already involved in. So both the TTIP and the Trans-Pacific Partnership will consume our resources, our bandwidth, until they're finished. And there's no intent at this time to add other countries into the mix. That said, it's unlikely, at least in the case of TTIP, that we'll see any substantive agreement in the near term. As was mentioned by Wim, the timeline has changed, but there's no deadline. And that's been repeated in every single round, that there is no deadline, because we want to get the agreement right. There's no sense in rushing this just to get an agreement. One of the ways that obviously Turkey is not part of this process at this point, there are many things that Turkey can do in the meantime, and we would like to cooperate with Turkey in this process to promote further economic reforms so that Turkey can maximize the benefits and minimize the disruptions arising from TTIP. So that's the whole reason we set up the HLC. This will help keep Turkish leaders updated on TTIP's progress and to assess the potential effects on U.S.-Turkish trade. Now, this is not the FTA that Turkey would like. But until we are in a position where we can begin that conversation, we intend to use the HLC to explore ways that we can expand our economic ties and to ensure that Turkey is not excluded from the benefits of TTIP. In the last HLC meeting, as Hüsnü Bey mentioned, we agreed to establish these sub-cabinet level working groups. Rather than just meet twice a year, now we'll have regular ongoing discussions in a variety of sectors, and this is a very important move forward. We're not just saying, we're not going to give you an FTA and that's it. This is an active dialogue where we want to improve the relationship and prepare. So that's very important. So while we're on the topic of what we can do to prepare, let me take a moment to suggest ways that the Turkish side can get ready to prepare. And this is no comprehensive list. These are just suggestions. But it's my hope that we'll be able to take this conversation and move forward in the future in these ways. First, we see Turkey's continued progress toward EU accession or an expanded customs union agreement as a key point. And our other speakers have said the same. As I mentioned, much of this Turkey's success to date can be linked to the reforms that it made as part of this process, and we believe that that is an appropriate path. Second, we strongly support Turkey's 2023 goals. This again is another important motivator and driver of reform. And again, these are actions that Turkey can take on its own, in its own interests, without any reference to anybody else, whether it's an FTA or a TTIP. These are things that Turkey has full control over itself right now. Many of the 2023 goals rely on investment,
And so continuing to attract FDI is very important. Creating an attractive environment that supports new FDI coming in and the type of FDI that you want, developing the high value export sector. Reducing Turkey's current account deficit, implementing a stable financial and banking policies that allow for risk management are very important. Obviously, Turkey is making great strides in reaching out to other countries in its own bilateral trade relations and agreements. Another thing Turkey needs to do is protect its brand. Turkey has tremendous potential. And as you can see, it's been growing dramatically. But we also share some concerns about some of statements made about conspiracies, lobbies, and outsiders who want to keep Turkey down. This is at a time when you're trying to increase investor interest, but you're attacking some of the very people that you want to come and invest. So this can be harmful. Finally, we encourage Turkey to raise its expectations to the level of its potential. Turkey ranks well below its G17 status in a number of indices, including the ease of doing business and transparency, government accountability. This needs to improve for Turkey just to maintain its place as well as to move forward towards the G10. I want to take a minute just to say something about the U.S. approach toward FTAs and towards negotiations such as TTIP. It's very, very important for Turkey to understand how this works. The process is very significant. The Turkish and American private sectors play a key role in this process. It's not just one government and another government saying, let's do this. So, for any FTA to gain traction in the United States, there has to be a U.S. constituency among the business community pushing for it. That constituency has to convince the U.S. Congress that this is worth doing, for them to authorize the federal government to embark on these negotiations. So this is a very critical path that I don't think has been well utilized at this point. So we encourage the Turkish business community to help their American partners to press for their case for an FTA with business leaders, government officials, and members of Congress. Finally, I want to encourage our Turkish counterparts to continue innovating and competing in the high value-added fields. Turkey has a lot of talented people, entrepreneurs, innovators, and this institution plays a role in developing that. But you do need additional investment, and you need to attract that. So we're optimistic about Turkey's prospects. We think closer cooperation between the two countries will not only help our own bottom lines on both sides, but it will create a more stable, secure, and prosperous region for the years to come. Thank you for the opportunity to speak today, and later I'll be happy to answer any questions you have. Thank you. Thank you so much, Mr. Turner. Thank you for the frank advices and for the very warm ideas about Turkey. And of course, your statement about the Turkey not to be excluded at the process is music to our ears. Thank you. And we hope that the music will continue with Mr. Vilhani from EU delegation. Please, Mr. Vilhani, you have the floor. Thank you very much, Ambassador. Don't worry, I will not spoil the party. I'm here to... I've heard a lot of good things today, particularly from my good friends Hüsnü and Jim. I'm not going now to underline how important TTIP is going to be. We all know it's more than 30% World Trade Services products and so on. And we all know that it's so ambitious, it's going to... the end of the day, address behind the border measures in a regulatory fashion. I'm not ready for this.
You are not a registered. If I'm supposed to, I'm ready, but it's not on the agenda. All right. Okay, good. So, going back from striptease to tiddy. I mean, we have the distinguished speakers have eloquently elaborated about how important transatlantic economic and strategic relations are, and that's fundamentally true. Also, they've underlined how TTIP is key for the world economy. So I'm not going to elaborate any further on this, nor am I going to elaborate how important the EU-Turkey relations are under the customs union, which is and remains a success story, which has tripled trade just like with the Americans. I mean, you have tripled over the last dozen years, US-Turkey trade. Same happened under the customs union with different volumes. We have now 120% billion euros of bilateral trade. 3/4 of investments to this country come from the EU. We have vertical industrial integration between our companies. So the degree of economic integration enabled by the customs union, is there to stay. We don't need to prove this any further. Nor will I further elaborate on the importance for Turkey to be in TTIP, because I consider this, at least among all people in this room, as a key, something that we're all convinced about. So I'm not going to spoil the party. Turkey has a stake and an interest in TTIP, and I fundamentally believe this. Now, the problem is not there. The problem is how to address this. The problem is the process, and I'm picking up Jim's last words on process. The problem is how to plug Turkey into TTIP. Now, the Americans made it clear that, and I have a lot of sympathy for this, that they're so busy with TPP and TTIP, which will involve some 70% of global trade, that they are not rightly in a situation to, or in a mood to trigger parallel negotiations. I have a lot of sympathy for this, because we have a hard nut to crack, which is try and get within 2-3 years with a big TTIP, which is a global, which hopefully will be a global achievement in itself. So the door of a parallel track negotiation, which we have been supporting in talking both to the Turks and to the Americans at the highest level, is for a moment closed, because there is an understandable position from the US government to go for the priority negotiations, which are TPP and TTIP, and then try and get a result at that level. Then we'll see what happens. Then we have the docking process. I'll come to that in a second. So I have a lot of sympathy for this, but I also have a lot of sympathy for Turkey and Canada and Mexico being in the in TTIP, let alone other third countries, which are key trading partners worldwide. So how to address the process, how to address the issue? I don't have a magic formula, but I have a few ideas that also are building on thoughts by Kemal Kirishchi or Sinan Hülgen, a good friend of mine who has written an article on TTIP that will come out in the coming days, weeks. At the end of the day, we have a negotiating process between the US and the EU, which has been preceded by a long period, preparatory period, a long period of masterminded by a high level committee, quite the same that the Turks and the Americans have set up, paving the way to a number of reforms that would, at the end of the day, trigger comfortably FTA negotiations. So we went through this process. It was not decided overnight between the Europeans and the Americans to negotiate this wide-ranging and ambitious agreement. Clearly, this process would need to happen in the Turkish case as well.
The main idea that I'd like to float here is that actually I don't feel Turkey nowadays is has the right credentials to be plugged into a successful TTIP negotiation for two reasons. First of all, because the groundwork in terms of competitiveness in this country has not, in terms of reforms and competitiveness, has not been done. It's just been started. We need to have a competitive Turkey on the world stage, which has gone through a good number of economic reforms. I can quote innovation, research and development, investment attraction, business environment, IPR, intellectual property, public procurement, agriculture. These are sectors that have seen very little reforms. These are sectors that are not ready for Turkey to embark on a global, not with the Americans and the Europeans, but on a global stage as a competitive trading partner. Now, so to my mind today, and this was highlighted earlier on by Güven Sak, Turkey is still missing the competitive credentials. So a number of reforms need to be triggered soon, which would involve many of the sectors that I've, if you want, many of the sectors that I mentioned, but also others. Innovation, agriculture, intellectual property, public procurement are the first area, competition are the first area that come to my mind. These are areas where the reforms should be triggered in a consistent manner as soon as possible. In the wake of the accession process and within the customs union. The competitiveness credentials are missing, and the FTA credentials are missing. Within the customs union, at Usnu, as very eloquently highlighted, we have a segmental customs union, which is only limited to industrial products and a few bilateral concessions in agriculture. This is not enough. And the Turks, when they're knocking at the door of third countries to negotiate FTAs, they're being left in the cold. Because third countries are not always in a mood to negotiate with Turkey, because we only have a limited area to negotiate, which is industrial products, the one area, single area, which is covered under the customs union, which is simply not too much, not enough today to trigger comprehensive and ambitious negotiations as those that both the US and the EU